Cem Küçük diyor ki bir, 2027'de seçim olması kuvvetli bir ihtimal, erken bir seçim olacak. İki, belki Cumhur İttifakı aday çıkarmayacak, belki Mansur Yavaş'ı destekleyecek diyor. Üç, tabii CHP'de <laughs> parti içinde birlik olmazsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu, bu tartışmalardan zararlı çıkacağını anlatmaya çalıştı. Yani Şimdi, Mansur yavaş kısmı olabilir mi? Böyle bir ihtimal var mı sizce? Sevgili Cem sığ sulara bir dalış yaptı. <laughs> bu dalışın sebebi ne olduğunu ben çok çözebilmiş değilim. Ama yanın hızlı oturuyor. <laughs> yani. şu gerçeği ortaya koymak lazım. Yani Erdoğan Erdoğan'a da yolamazsa. Evet. Cumhur olamazsa. İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bugün önümüzdeki dönem için de geçerlidir bu. O zaman erken seçim olacak. Ee, erken seçim da olmayabilir. Şunun için Olmaz söylüyorum. Nasıl olacak? Zaman Şunun zaman için öyle. söylüyorum. Açılımını yapmadan bir ifadede bulunacağım. Tamam. Açılımını yapmayacağım sadece. Ee, yarın öbür gün muhtemelen bu e, ne demek istedi şeklinde de bir belki de tartışılır da. Ee, Cumhurbaşkanı diyoruz ve Cumhurbaşkanı aynı zamanda e, devlet başkanı sıfatını taşıyor. Evet. Ve e, önümüzdeki dönem e, Sayın Cumhurbaşkanının hiçbir şekilde herhangi bir e, erken seçim gerektirmeden e, tekrar aday olabileceğinin e, net bir e, göstergesi olacak e, bir model e, şeklinde karşımıza çıkacak. Bunun ne yapayım? açılımı yapmıyor? Anayasa yapmıyorum. mı değişecek? Ne olacak? E, devlet başkanı sadece şunu söylüyorum. Cumhurbaşkanı sadece Cumhurbaşkanı ilan sınırlandırılmaması lazım. Devlet Başkanı sıfatını unutmamak lazım. Bunun altını çiziyorum, açılımını yapmıyorum. Ne farkı var? Cumhurbaşkanı açılımını zaten... Açılımını yapmıyorum. Yarın öbür gün bu tartışılır. Cumhurbaşkanı zaten ben devlet sadece, başkanı değil midir? Yani kavram evet, e, bizde Cumhurbaşkanı. Anayasamızda tavramını. anayasamızda e, devlet başkanının statüleri belirlidir. Şu an e, içeriğine girmeyeceğim. E, ben buna anayasaya atıfta bulunarak Cumhurbaşkanının tekrar aday olabileceğini buradan ifade ediyorum etmek istiyorum. Bu çarpıcı bir bilgi. Bunu öyle hemen bırakmam bir saniye Yok konuşalım. açılımını yapmayacağım dedim başta. <laughs> Şimdi sadece anayasa tartışta bulunuyorum. Birçok hukukçu da bunu atlıyor. <laughs> Yani, yani anayasada Cumhurbaşkanı de değil devlet başkanı yazarsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın normal vaktinde yapılacak seçimlerde tekrar aday, aday olabileceği, olabileceğini mi anlatıyor? Evet çalışıyor? kesinlikle öyle. Ee, İlk anayasa açıkçası. <laughs> ben ben bu Arası ben, ben bu, Hasan Sınav yani var. Ben burada ben bir hukukçu. Ben ben bunu ben söylüyorum. Bir ciddi hukukçunun açıkçası. Yani benim Ak Parti'yi çok sevdim dostlarımla. Herkes şu konuda mutabık. Onun için farklı bir bakış oldu. Kusura bakmayın bölmek durumunda kaldım Yok, ama söz geldiği için. Yani bakın zaten Ak Parti'yi dostlar da meslektaşlarımız da aynı şeyi söylüyorlar. Sayın Cumhurbaşkanının bir kez daha e, aday olabilmesi ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin anayasanın kendisine verdiği evet. seçimin öne alınması yetkisini kullanması durumunda mümkün olabilir. Umarım buradan da bir gerilim doğmaz ondan sonraki süreçte. E, meclis bu yönde bir karar ben alır. Ben başka ya, bir şey tartışmaya olacaksa, mahal vermeyeyim. Tartışma doğmasın bu, hakikaten. Bunu söylüyorum. Değil, evet, içeriyle. söylüyorum. Peki. Dönüyorum şu anda. Tamam. Şimdi. Ama aday MHP Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan Devlet olacak. Bahçeli, 2028 yılının Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu çok önceden ilan etti. Tayyip başına yakındı yanlış hatırlamıyorsam ilan etti. Adayımız Recep evet. Tayyip Erdoğan'dır dedi önümüzdeki dönemin Cumhurbaşkanı adayı şeklinde. Şimdi bunu söyleyeyim. E, i̇kinci bir husus Mansur Yavaş'tan ilgili Kesinlikle e, yani Milliyetçi Hareket Partisini bilen biri olarak söylüyorum. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Mansur Yavaş'tan Yavaş'ın adaylığına sıcak bakması veyahut destek vermesi kesinlikle mümkün değildir. Bunu çok net olarak söyleyebilirim. Ki zaten Sayın Devlet Bahçeli adayını açıkladığını da ifade ettim. Aday açıklandıktan sonra Devlet Bahçeli buradan asla dönmez. Bunun altını çizerek söylüyorum. O zaman Cem Küçüğün ortaya attığı teori size göre çökmüş oluyor. Bana göre yani karşılığı olmadığını... Ama bu Mansur evet. Yavaş'ın aday olmayacağı Hayır, bakın. Anlamına gelmiyor. Hayır, Kursuz öyle Yavaş bir şey söylemiyorum. Belki. Evet. Öyle, farklı hayır, öyle bir, bir şey söylemiyorum. Bir, bir farkın, Mansur Yavaş aday. Niye aday? Ya, CHP dışında CHP aday yapmazsa Mansur, Mansur Yavaş her, yine aday. Her şartta Mansur Yavaş aday çünkü benim artık son dönemim diyor. Belediye evet. başkanlığında son son dönemim son dönemim diyerek Cumhurbaşkanı adayı e, olabileceğini kendisi zaten ifade etti. Buradan dönüş, dönüş olacağını zannetmiyorum. Kaldı ki Sayın Ekrem İmamoğlu ile Sayın Kılıçdaroğlu'nun görüşmesini de bir gerekçe de tam anlamıyla gerekçe budur söylemiyorum. Bir gerekçesi de bu zaten. Çünkü Sayın Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olduğunu her ne kadar açıklamasa da kamuoyunda CHP nazarında adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu şeklinde Dillendiriliyor. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'la da görüşmesi e, bu konuda değerlendirilebilir. Şimdi gelelim C Cumhuriyet Halk Partisinin Kurultayına. Evet, tüzük, kurultayı. tüzük Kurultayı. Ne bekliyorsun? Şimdi Erdal Bey'in e, değişim konusunda söylediği değişim değil değiştirme ifadesine ne katılıyorum? Ha, değişim olmadı. Değiştirme. Sadece kişiler değişti. Değiştirme oldu. Değişim evet. olmadı. Değiştirme oldu. Ama e, bu kurultay da böyle basit bir kurultay şeklinde de geçiştirilmeyecek kadar önemli bir kurultay. Çünkü kurultayda e, e, CHP'nin e, kadrolarının e, ha, kimden e, yola devam edileceği, kimden e, ayrışma olacağı, yani değiştirileceği, kurultay, aynı zamanda bu kurultayda belli olacak. Öyle, Kadrolar değişecek mi? Hemen geleceğin soralım. Geleceğin kurgusundan söylüyor. Ama evet. şunu anlatmak için söyledim. Yani bir mesela e, diyelim ki mevcuttaki yönetimin getirdiği evet. bir madde geçmiyorsa zaten bu büyük bir sıkıntıdır. Yani bu ha, yaşandı evet. çünkü ondan söylüyorum. Evet. O da olabilir. Şimdi Eğer, ben o, Pardon. Evet, çok... Estağfurullah buyurun. Özür dilerim. Dışarıdan bir verilen önergenin e, yönetime rağmen geç, geçiyor, geçecekse bu büyük bir plandır. Yani çok ciddi bir plandır bu. O geçerse o başka bir şey ifade eder. Evet. Buyurun. Şimdi kadrolar e, değişebilir diyorsunuz. Tabii ki kadrolar değişir. Neden? Şimdi e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde belediye başkanlarının yarısı değişti. Tamam. Şimdi milletvekilleri duruyor. Evet. Şimdi e, şu an milletvekilleri de e, diğer yarısı da yarısından fazla değişti. Sadece şey, Ya evet yarısını. Şimdi geri kalan kısım büyük şeyleri gördüğünüz için söylüyorsunuzdur ama içlerde hem evet. Çok ama şu değişti. var yani delegelerin e, birçoğu şu anda delege olduğu için oy kullanacak. Yarın bu şöyle bir beklenti var. Bu değiştirme potasına ben de girer miyim? Şimdi böyle düşünen delegelerin sayısı inanılmaz derecede fazla. Ne demek yani? Ben delegeyim diyelim. Şimdi tuzu kurultayı yapıldı. Tamam. Ee, yeni oluşacak yapı diyecek ki ben Erdal Bey'le çalışmak istemiyorum. Hasan Bey'le çalışmak istemiyorum. Sizinle çalışmak istiyorum. Olabilir Şimdi mi? Şimdi şey olarak mı mevcut, mevcut taydelelerinden ilgili mi söylüyor? Evet. Onların görevi şu bir ekleme yapıyor. lütfen. Tüzük kurultayından sonra 8-9 ay sonra bitecek onların görevi zaten. Yani otomatik tasfiye olacak. Şimdi yani. görevi bitecek ama şu anda aktif görevde olanlar yönetimde olanların şu anda delege oldukları için yönetime görevine devam ettikleri e evet. delegeler var. Bunların değişmeyeceğinin bir garantisi yok. Bu korkuyu yaşadıkları için, Sayın Kılıçdaroğlu da bunun e, bir e, nasıl söyleyelim e, koz olarak koz olarak kullanabilir. Kula ya şöyle bugün CHP'deki büyük kurultay delegelerinin aslında neredeyse yarısı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdi.